aşı ve ilaç çalışmalarındaki son durumu konuşmak için Profesör Doktor Hakan Orer'e bağlanıyoruz. Hakan Orer, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk katıldığınız ve ayırdığınız için. Şimdi aşı koronavirüs salgının başından beri merak edilen bir konuydu. Ne zaman aşı çıkacak? Bu Türkiye'de aşı çalışmaları devam ediyor mu? İşte hangi dönemde biz aşıya bağışıklık kazanacağız ve aşılar çıkmaya başlayacak? Sürekli kafamızda olan sorulardı. Fakat bilmediğimiz bir konu da vardı ki o da şu. Aslında hani bu aşı ve ilaç çalışmalarının aşamaları. İsterseniz onunla başlayalım. Aşı ve ilaç çalışmaları hangi aşamalardan geçiyor? Nasıl meydana geliyor? Şimdi aslında tabii aşı ve ilaç dediğimiz zaman aşıyı ve ilacı birbirinden çok fazla ayırmıyoruz. Niye ayırmıyoruz? Çünkü aslında benzer süreçlerden geçerek bunlar piyasaya verilen ajanlar. Uzun zaman gerekiyor bir kere. Aşağı yukarı normal bir ilaç ya da aşının geliştirilme süreci 15-16 yıl, hatta zaman zaman daha uzun sürelere varabilen dönemler. Bütün aşıların ve ilaçların geliştirilmesi öncelikle bir fikrin ortaya çıkmasıyla ilişkili bir şey. Bunlar genellikle akademik çevrelerde ilaç hedeflerinin belirlenmesi, aşının gerekliliğinin belirlenmesi gibi konularla başlıyor. Oldukça uzun süren araştırmalar, ki bunlar 4 yıla kadar sürebilen araştırmalar, iyi bir hedefin saptanıp o hedefin optimize edilmesinden sonra preklinik deneyler dediğimiz insandan önceki deneyler aşaması geçiriliyor ki bu aşamanın içinde de sadece aşıların hayvanlarda denemesi değil, takım hücre kültürü ortamlarında denenmeleri, bunların gerçekten o hedefe etkilik etmediğinin valide edilmesi, yani ispat edilmesi çok önemli. Ondan sonra hayvan deneylerinde bunlar deneniyor ve hayvan deneylerinde de en evrimsel açıdan düşük seviyedeki canlılardan başlayarak yukarı seviyelere doğru gidiyor. Aşılarda özellikle maymunlara kadar çıkabilmesi çok önemli. Çünkü immünite türlerden türlere de farklılık gösteren ve bu hastalıkların bir kısmı zaten özellikle aşılarda her hayvanda her türlü hastalığı yapmadığını biliyoruz. Mesela koronavirüs içinden bakacak olursak işte yarasalarda normalde o tür içinde bulunan bir ajanın mutasyon geçirdikten sonra insan geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla her hayvanda da her aşıyı deneyemiyoruz. İnsana yakın hayvanlar olan primatlarda denenmesi bu anlamda önemli. Niye bunlar yapılıyor? Çünkü aşılar çok riskli konular ve bu riskleri biz öncelikle insanlarda denemeden maalesef hayvanlarda denemek zorundayız. Bunu tercihimiz olarak değil, bir zorunluluk olarak yapıyoruz. Bunun da tabii dikkate alınması lazım. Daha sonra klinik aşamaya geçince bütün bu aşamaları geçen ilaçlar ki on binlerce molekülden başlayarak zamanla İşte hayvan deneylerine kadar inebilen moleküllerin sayısı onlara kadar geliyor. Daha sonra daha da azaltılarak bunlardan ancak birkaç tanesi insan deneyleri halinde klinik deneylere ulaşıyorlar. Ve klinik deneyler faz 1, 2, 3 diye 3 aşamadan oluşuyor. Ve her aşama bir önceki aşamanın tamamlanması ve gerçekten de o istediğimiz sonuçların elde edildiğinin matematik ve istatistik yöntemleriyle ispat edilmesiyle bir üst aşamaya geçebiliyor. İlk başta tabii ki bu ilaçların ve aşıların güvenli olup olmadıklarının sorusunun cevaplanması lazım. Birçok ilaç bu yüzden ilk başta sağlıklı gönüllülere veriliyor ki onlarda beklenmedik bir etki, bir yan etki vesaire görülmesin diye. Bunlar çok küçük gruplara yapılıyor. Çok az sayıda insan bu çalışmalara katılıyor. Daha sonra genişletiliyor ve esas tedavi etmek için bizim öngördüğümüz hasta gruplarında bunlar denenmeye başlıyor. Buna faz 2 diyoruz. Bunlar da dar bir grup aslında. Hem etkili hem de güvenli olup olmadığını anlamamızı sağlıyor. Burada da eğer geçebilirse ki normalde bütün ilaçlar içinde en büyük eliminasyon bu faz 2 seviyesinde oluyor. Yani faz seviyesine gelmiş bir ajanın piyasaya çıkıp da ilaç yeni bir ilaç olabilmesi ancak işte %10 olasılık falan gibi bir şey. Mesela aşılarda bu 15 aşıdan bir tanesi ancak ruhsat aşamasına gelebilmiş durumda. Çok düşük olasılıklar, çok gerçekten güç ve bütün etkili ve güvenli olduğunun ispat edilmesi üzerine dayalı
Eğer ikinci aşamayı da geçebilirse, üçüncü aşamada bu sefer biz bu deneyimleri daha geniş popülasyonlarda, daha büyük insan topluluklarında yapıyoruz. Ve hasta tabii ilaçlar için hastalarda, aşılarda ise sağlıklı gönüllülerde yine bu uygulamalar yapılmaya devam ediyor. Şimdi sonuçta tabii bunların hepsi aşağı yukarı bir 10 küsur yılı alan süreler. Beraberinde tabii bir de bunların üretimiyle ilgili süreç de var. Aslında fabrikaların kurulması, üretim metotlarının valide edilmesi. İlaç üretmek de kolay bir şey değil. Çok sert mevzuatlara bağlı. Çok önemli kalite kontrol aşamalarına bağlı olan şeyler. En basit ilacın bile üretilmesi bunların hepsini içeriyor. Aşılarsa biyolojik ajanlar oldukları için kullanılan malzeme itibariyle bunların fabrikasyonu, fabrikalandırılması, yapılması, edilmesi özel fabrikaların yapılmasıyla ancak mümkün. Dolayısıyla aşağı yukarı her aşı için bunu üretecek yeni bir fabrika yapmak ya da bütün bir fabrikayı tadil edip buna uygun hale getirmek gerekiyor ki biyolojiklerde büyük ölçüde yani yeni fabrikayı sıfırdan yapmak bir laboratuvar gibi düşünürsek eğer bir şeyi alıp modifiye etmekten daha kolay olan bir konu. O yüzden büyük ölçüde yani bunlar üretim aşamasını da planlamayı gerektiren daha sonra laboratuvarlarda ya da işte belli küçük hasta grupları için az miktarda üretilen şeyin yani milyonlarca hatta şimdi pandemi olduğuna göre belki de milyarlarca dozun üretilmesi gerekecek. Bu da başlı başına hem mühendislik açısından hem de ilaç sanayi açısından çok büyük bir yani ne diyeyim bir geliştirilmesi gereken kolay kolay halledilemeyecek büyük bir problem. Ama tabii insanlık bunu yapabilecek potansiyelde çünkü bunları yapmanın ön koşulu olan daha önce yaptığımız araştırmalar bize çok büyük yardım ediyor. O yüzden zaten bu süreçlerin hızlandırılması mümkün. Çünkü preklinik araştırmalara daha önceki salgınlar bize tabii yol gösteriyor ve burada da özellikle koronavirüs diye baktığımızda SARS ve MERS yani daha önce yine benzer koronavirüsler tarafından oluşturulan hastalıkların bize öğrettikleri ve o aşılar, o hastalıklar için geliştirilmeye çalışan, hala geliştirilmesi tamam devam eden aşı platformlarının koronavirüse doğru adapte edilmesi bu işi nispeten kolaylaştıran şeylerden biri oldu. Peki nedir durum? Yani şimdi konuştuğum çoğu doktor sizin de dediğiniz gibi işte daha önceki aşı çalışmaları koronavirüse bize bir ışık sağlıyor dedi. Daha hızlı gelişiyor koronavirüse karşı aşılardan de. Peki nedir şu andaki aşıdaki son durum koronavirüste? Aşı konusunda dünya nerede? Evet, şimdi aslına bakarsanız herkesin umudu sonuçta bu işte Ocak-Şubat aylarında patladığı zaman işte pandemi aşamasına gelinceye kadar dünya pek fazla farkına varamadı. Bu işler hiç Çin'in bir sorunuymuş gibi başlarda algılandı ki bu büyük bir zaman kaybına da yol açtı. Aslında hastalığın yayılmasını da sağlayan şeylerden biri oldu belki. Ama sonuçta pandemi haline geldikten sonra bunun ciddi bir şekilde aşıyla, yani aşının sürü bağışıklığını sağlayacak yegane şey olduğunu bakıya anlamamız lazım. İnsanları hastalandırarak sürü bağışıklığı yaratamazsınız. Ancak aşılayarak sürü bağışıklığını yaratabilirsiniz. Ve bunu tabii aşıyla yapmak durumundasınız ve aşı da yok ortada. Tedavi yöntemleri de aynı şekilde. Tedavi yöntemlerimiz de maalesef bu konuda oldukça bilinmezler içeren bir süreç. Hastalığın kendi yapısı itibariyle bu bizim için bir sorun. En nihayetinde eski çalışmaları da bir araya getirerek aşının aşağı yukarı 12-18 ay içinde yapılabileceği gibi bir fikir oluştu. Bu fikri nasıl sağlıyoruz? Çünkü daha önceki araştırmalarda elde ettiğimiz verileri kullanıyoruz. Bir takım şu ana kadar tartıştığımız işte üretim meselesi olsun, fazla araştırmalar olsun bunları sıkıştırarak, bayağı kompakt bir hale getirerek araştırmaya çalışıyoruz. Bütün dünya bunu yapmaya çalışıyor ve bunu yapmaya çalışan çok önemli ve büyük araştırma grupları var. Şu anda dünyada aşağı yukarı 140'a yakın aşı çalışması sürdürülüyor. 140'a yakın aşı çalışmasından ön planda ileri aşamada olan bir aşağı yukarı 11 tanesi var. Bunlar faz aşamalarına da geldiler bazıları. Hatta faz 3 aşamasına kadar gelebildi. Özellikle
Çin'deki, İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin başını çektiği bir konsorsiyum ve yine Amerikalıların başını çektiği bir başka konsorsiyum. Bunlar NIH'de içinde bulunan, yani Amerikan Sağlık Enstitüsü. Bunlar ileri aşamadakiler ve Fransızlar da aslında çok iyi bir durumdalar. Dünyadaki en önemli aşı üretici ülkelerinden bir tanesi Fransa. Şimdi bu süreç umuluyor ki işte önümüzdeki yıl başında, ne zaman olacağını tam bilemiyoruz. Çünkü bütün bu süreçler aslında veri ve analize dayalı olan süreçler. Analiz sonuçlarımız iyi olursa, her şey yolunda giderse herhalde 2021'in başında, başlarında diyeyim, hani başı deyince 1 Ocak aklımıza gelmesin. Çeyreğinde herhalde aşının üretilmiş olduğu karşımıza çıkacak. Ama aşının üretilmesi tek başına sorunu çözer mi? O tabii ayrıca tartışılacak bir konu. Çünkü aşılarda beklenmedik yan etkilerin görülmesi, aşının gerçekten hem etkili hem de güvenli olup olmadığının anlaşılması çok önemli. Aşı yaparken de tabii farklı teknolojiler var. Bazı teknolojiler şu anda en ileride olan teknolojiler, daha önce aşı geliştirilmede denenmemiş olan teknolojiler. Dolayısıyla bunların büyük insan popülasyonları içinde nasıl sonuçlara yol açacağı hakkında çok fazla bilgimiz yok. Genellikle klinik araştırmalarla uğraşan kişiler olarak temkinli davranmak çok önemli. Biyoetik kurallara, yani gönüllülerin haklarına özellikle dikkat etmek önemli. Çünkü sonuçta tüm tıp zaten öncelikle zarar vermeme üzerine kuruludur. Böyle pandemi gibi çok büyük popülasyonların birdenbire işin içine gireceği ve insanlık üzerinde çok büyük etkisinin olabileceği aşılarda gerçekten o güvenin sarsılmaması lazım. Yani güvenin sarsılmaması da önemli bir, bu arada ilkelerimizden bir tanesi. Peki ilaçlarda nedir durum? İlaçlarda şöyle bir durum var. Biliyorsunuz hani bir hastalık ortaya çıktığı zaman tedavisi yoksa eğer, elimizdeki en iyi tedavileri ya da hastaya yardımcı olabilecek en iyi yöntemleri kullanmaya çalışıyoruz. Bunların başında da elimizdeki ilaçların bu amaçla devşirilmesi diyebileceğim bir süreç var. Bu sürece teknik deyim olarak ilaç yeniden konumlandırma ya da İngilizce tabiriyle drug repurposing adı veriliyor. Şimdi bu niye kolayımıza geliyor? Çünkü ilaçların hepsi yine bahsettiğim gibi o uzun süreçten geçmek zorundalar. Halbuki piyasadaki bir ilacı bu iş için biz eğer devşirebiliyorsak, o zaman tabii bu süreçlerin tümünü bir anlamda bypass etmiş oluyoruz. Ve de hızlı bir şekilde bir faz 3 deneyi yaparak bu ilacı klinik kullanıma alabiliyoruz. Var olduğuna inandığımız, etki gösterdiğini düşündüğümüz ilaçları taramanın muhtelif yöntemleri var. Bunları moleküler yöntemlerle laboratuvarda deneyerek tarayabiliriz. Bir takım deneysel modeller üzerinde. Ya da bilgisayarlarda özellikle kimyasal yapılarını dikkate alarak in silico verdiğimiz yöntemlerle deneyebiliriz. Bunlar tabii çok önemli taramalar yapıldı. Bunları Türkiye'de de yapabilecek potansiyelimiz var. Bu araştırmalar sonucunda işte bazı ilaçlar kamuoyunda çok ön plana çıktığı gibi karşımıza geldi. Bu sayede zaten hızlı bir şekilde kullanıma girmiş oldular. Bir de tabii hastalığın şu özelliğini dikkate almak lazım. Şimdi koronavirüs hastalığında antivirallerle tedavi etmek dışında koronavirüsün tehlikeli bir pnömoni oluşturduğu vakalarda, özellikle de yoğun bakımdaki ve ventilatördeki hastalarda kullanabileceğimiz tedavi biçimi, o yoğun bakıma düşmesine yol açan özellikle de immün sistemin kendi kendine verdiği, insanın kendisine verdiği zarara bağlı olarak ortaya çıktığı için, aslına bakarsanız orada kullanılacak tipte ilaçlar bizim daha önce benzer durumlarda kullandığımız, bu anlamda bildiğimiz tipte ilaçlar, ki bunlardan piyasada çok yaygın olarak kullanılan ve işte halk arasında kortizon denen ilaçların işte son araştırmalarla oldukça etkili olduğu ve yoğun bakımdaki hastalarda kurtarıcı olabileceği bilgisi bu şekilde çıktı ki bu ilaçlar, özellikle dexametazon, büyük ölçüde zaten benzer durumdaki hastalıklarda daha önce de bizim klinikte kullandığımız tipte
özellikle anti-inflamatuvar olarak çok bilinen ve güçlü olduğunu bildiğimiz ilaçlar. Şimdi sonuçta bütün bunların yan yana getirdiğimizde bir virüse spesifik ilaç geliştirmek diye bir sorunumuz var. İki, virüsün yarattığı komplikasyonlar ya da işte bu pneumoninin tedavisiyle ilgili olarak geliştirilmesi gereken şeyler var. Bunların hepsini tabii bir arada düşünüp karar vermek gerekiyor ve hepsi için de klinik olarak anlamlı ve kesin bilgiler elde etmemiz gerekiyor. Bu kesin bilgilerin elde edilme yolu da aslında randomize kontrollü klinik deneyler. Eğer randomize kontrollü klinik deneyler yapılmıyorsa bizim elde ettiğimiz veri o kadar sağlam veri olmuyor. O yüzden üzerinden 6 ay geçmesine rağmen bu pandeminin mesela hidroksiklorokin hakkındaki tartışmalar hala da devam ediyor. Çünkü randomize kontrollü deneylerin sonuçlarını tam olarak elde edebilmiş ya da işte bir şekilde ikna olmuş değiliz. Ama giderek anlaşılan o ki çok da yani çok değil daha doğrusu etkili olmadığı ortaya çıkacakmış gibi duruyor. Sonuç olarak bütün bu süreçler ne büyük ölçüde daha önceki bilgilerimizi kullanarak yaptığımız ve o hızlandırmaları içeren tipte araştırmalar. Yeni ilaçların bu noktada sıfırdan bulunabilmesi bir miktar şans faktörüne bağlı ama şans tabii biliyorsunuz bilimde ancak hazırlıklı olan beyinlere gelebilen bir şeydir. Yani bu konuda daha önce birikimi olan, bilgi birikimini katlayarak üst üste yavaş yavaş koyan yerlerde bunlar yeni bilgiler ve ilaçlar olarak karşımıza çıkabilir. Peki şimdi her aşamayı anlattınız hem aşıda hem ilaçta. Fakat belli bir tartışma da var. O da nedir? Etik. Yani klinik çalışmalarda etiğin önemi nedir? Nelere dikkat edilmelidir hem aşıda hem ilaçta? Şimdi aslında tabii ki bütün biyoetik tarihi bu konuda yapılmış yanlışlar ve insan hakları ihlali üzerine kurulu olan bir tarih. Ta başında işte İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yaptığı insan deneylerine kadar dayanıyor. Şimdi dünyada önemli ilaç geliştirme alanları işte Amerika, Avrupa ve Japonya diye bakacak olursak bunların bir araya getirdiği bir takım üst şemsiye kuruluşlar ve örgütler var ki Türkiye'de çok yakın bir zamanda bu kuruluşlardan Uluslararası Harmonizasyon Konferansı'nın tam üyesi oldu. Bunlar tabii ilaç geliştirmede ve deneylerin yapılmasında standart kuralların ve biyoetik ilkelerin gözetilmesini de ön plana alan tipte platformlar. Öncelikle bu platformların yarattığı mevzuatın bütün ülkelerde eşit ve uygun bir şekilde uygulanıyor olması lazım. Yapılıyor mu? Bunlar tabii büyük ölçüde ticari risk ve çıkar çatışmaları içeren konular oldukları için yapılmalarında muhtelif sorunlar var. Dünyanın her tarafında olabilir. Ama kendi kurumsal yapıları nispeten zayıf olan ve de ilaç geliştirme süreci içinde bulunmayan ülkelerde bunlar daha büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da genellikle gelişmekte olan ülkeler. Fakat ilaç araştırmalarının çok büyük kısmının yani %80'den fazlasının zaten gelişmiş ülkelerde yapıldığını da göz önüne almamız lazım. Diğer ülkelerde yapılan araştırmalar aslında nispeten daha küçük bir yüzdeyi oluşturuyor. Ama tabii bu küçük yüzdenin insan hakları ve haysiyetine aykırı şekilde yapılması çok önemli bir problem olabilir. Her zaman böyle yapılıyor diye bir durum söz konusu tabii ki değil. Fakat tabii tarihi insanlar yapar, yani bireyler yapar. O bireylerin nasıl davrandığı, o kritik karar verme aşamalarında kime neyi nasıl söyledikleri çok önemli. Bunlar hükümetlerin ya da politikaların da dışında basitçe falanca deneyin sonucunu yanlış rapor etmek gibi. Ya da işte o deneyi biraz daha gayet ciddi bir şekilde yapıp sonuçların hani net ve kesin olmasını sağlamamaları gibi bir takım kişisel hatalardan kaynaklanan büyük sorunlarla da bu soruda karşılaşılabiliyor. UNESCO gibi Birleşmiş Milletler'e bağlı büyük organizasyonlar da biyoetik konusunda büyük öneme sahip olan kuruluşlar. Aynı şekilde Dünya Sağlık Teşkilatı da. Dünya Sağlık Teşkilatı olsun, UNESCO olsun bunların çok önemli etik kılavuzları var ve bu kılavuzlara göre zaten yapılması lazım. Nitekim bizim ülkemizde de etik kurullar, Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun yetkisi altında
etik kurulların kurulması ve etik kurulların denetiminde araştırmaların yapılması çok çok önemli. Bunların tabii görevlerini çok aslında ne diyeyim dikkatli ve savsaklamadan yapmaları da çok çok önemli. Yani yapılan işin kağıt üzerinde yapılmasından ziyade gerçekten iyi ve dikkatli bir şekilde yapıldığının gösterilmesi çok önemli. Etik konular bu tür pandemi durumlarında birdenbire aslında gündem dışı konular haline geliyor. Niye? Çünkü önceliklerimiz işte falanca insanı kurtaracağız gerekçesiyle birçok şeyi göz ardı ederek yapmak mümkün. Bunun böyle olmamasını diliyorum. Mesela bu konuda aslında iyi bir örnek. Bu Fransa'da mesela bilim kurulunun başkanı aynı zamanda Fransız Ulusal Etik Komitesi'nin de başkanı. İkisinin birden başkanlığına yürüten kişinin bilim kurulunun başında olması aslında bu konularda çok önemli bir güvence getirdiğini de sağlamamızdır. Çünkü sonuçta aşı yapıldıktan sonra bu aşının üretilmesi, dünyaya yayılması ve kimin önce aşılanacağının belirlenmesi de büyük ölçüde bir etik problem. Bu etik problemlerin de aslında biyoetik ilkelere, insan haysiyetine ve insan haklarına uygun bir şekilde yapılması, dünyadaki dayanışmanın yani gerek uluslararası dayanışmanın gerekse bireyler arasında, toplumlar ve cemaatler arasındaki dayanışmanın yine çok sağlam şekillerde kurulması ve bozulmaması gerekiyor. Şimdi özellikle son zamanlarda Dünya Sağlık Teşkilatı'nın da dikkat çektiği bir konu aşı milliyetçiliğinin olması. İşte aşıyı biz bulacağız, biz kendimize kullanacağız, sonra diğerlerine bakarız mantığıyla bu işlerin yapılmasının bütün dünyada yanlış bir sinyal olacağı çok açık. Bunun böyle olmasını diliyorum. Hakan Bey, çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Sonuçta koronadan korunmak için aslında şu anda elimizdeki tek şey hastalığa karşı korunma önlemleri. Bu önlemlere bence toplum olarak ve birey olarak inanarak ve içselleştirerek sahip çıkmamız, o kuralları bozmamamız ve belli bir toplumsal bilinç ve disiplin oluşturmamız bence çok önemli. UNESCO Biyoetik Komitesi salgının tam başında bir bildirge yayınladı ve bildirgede aslında şöyle bir noktaya da dikkat çekti. Bence çok önemli. Bizim mesela evlerde kapalı kalmamız aslında insanların izole olmasına yönelik bir faaliyet değil. Tam tersine toplumsal dayanışmanın göstergesi olan bir faaliyet. Bunun bu şekilde algılanarak, kabullenerek yapılması bence çok önemli. Ve de tabii ki hani o sağlık otoritelerinin çabalarını bozmamamız gerekiyor. Onların açıkçası sağlık çalışanlarının uyarılarına dikkat etmemiz son derece önemli. Aşı gelinceye kadar. Dediğiniz şey şu bağlamda çok önemli belki de. Hani yaz aylarına girdik, işte sürekli maske uyarısı yapılıyor ama fakat işte yaz ayları rehavete kapıldık. Belki de biraz daha saldığımız bir dönem oldu salgın açısından. Çünkü üçümüz üç evdeydik. Belki de tekrar hatırlattığınız için teşekkür ederiz biz de konu. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Aşı ve ilaç çalışmalarındaki son durumu ve klinik çalışmalarda etiğin önemini Profesör Doktor Hakan Orel ile konuştuk.